Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz şike. Şike nedir? Nasıl olur? Örnek iki tane takım üzerinden şu anda dört tane uygulama açtım. Bu dört uygulamada dört tane farklı maçın farklı sonucu var. Başta Barcelona olmazsa Anadolu Efes Euroleague maçımız vardı. Geçen gün oynandı. Ben bu maçı kendim gözlerimle izledim. Şimdi şike yapan takımın oyuncularının bir kere saha etrafında evde sanki mutfakta yemek yemeye gidermiş gibi rahat tavırlarla potanın altında boş potaya sayı atmak yerine sağa sola bakmasıyla anlayabiliriz. Bunu da sayılardan şuradaki periyot skorlarından görebiliriz. Buyurun şöyle gösterelim. Barcelona Lassa 80, Anadolu Efes 65. Maç sonucu bu. Geçen gün oynandı. İlk yarı skoru ise Barcelona 39, Anadolu Efes 50. Yani Anadolu Efes ilk yarı 50 sayı atıp ikinci yarı sadece 15 sayı attı ve Anadolu Efes birinci yarı, ilk yarı yani 9 tane üçlük atarken ikinci yarı sadece 6 tane üçlük atabilecek kadar sayı atmış. Yani bu nasıl bir denklem, bu nasıl bir tezatlık onu çözemedim. Yani şimdi bak, dediğim gibi 39 sayı atan Barcelona Lassa ilk yarı, ikinci yarı nasıl 41 sayı atıyor? Anadolu Efes nasıl 15 sayı atıyor? Yani bunun bir açıklaması olamaz. Yani hani 50 sayı atmak az bir sayı, yani az bir şey değil. 40 sayı eyvallah, 35 sayı eyvallah, 45 sayı eyvallah da 50 sayı atacak kadar iyi bir takımsa, Barcelona gibi oturmamış bir kulübü, oturmamış bir takımı 50 sayı olarak önde bitirirken ilk yarı, ikinci yarı sen nasıl 15 sayı atabiliyorsun? Hiç atmasan daha iyi. Sahada sen ne yaptın? 15 sayı, yani emin olun ikinci yarı ben rahat 20 sayı atarım kendi başıma. Kendi başıma 20 sayı rahat atarım. Ama şunu söylerim, yani iddia artık maçları, yani gözle görülür bir şey. Örnek veriyorum, Fenerbahçe Az Yıldırım gittikten sonra galibiyet alamamaya başladı. Ali Koç geldi, galibiyet alamamaya başladı. Örnek veriyorum. Bu örneklerin en büyüğünü göstereceğim size. En büyük şikeci takım kimdir? Perth Glory. Buyurun. Avusturya Ligi olan, takımı olan Perth Glory son 3 müsabakasında, bakın, Melbourne deplasmanına gitmiş. Brisbane deplasmanına gitti ve Illawarra deplasmanına gitti. Bu 3 deplasmandan da mağlubiyet aldı. Mağlubiyet aldı. Ama ilk yarı hep önde bitirdi. Bakın. Gösterebiliriz değil mi? Bak. İlk yarı 38-37. Bu maçta 42-48. Bu maçta 38-50. Yani ilk yarı Perth Glory çok iyi bir takımken, bu 38-37 olan maçta zaten göstereceğim ben size. Hangi maç? Melbourne maçı. Melbourne maçına girelim. Ben size hemen göstereyim. Tabi reklamlar izin verirse. Bakın 38-37. İkinci takımda 1.5-2.5 handikap verken, hatta ben bu son 3 maçı da ben oynamıştım şahsen. Yani ben bir analizciyim. Fikirlerimi insanlara sunuyorum. Ve ben bu şikeye denk gelmiştim. Yani bu takım benim canımı acıttığı için, benim ve takipçilerimin canını acıttığı için size burada dile getiriyorum. 1.5-2.5 handikapı olan Perth Glory ilk yarı 38-37 yarıda bitirip, ama iddiaya göre ilk yarı 2 yapıp maç sonu gidip 18 sayı fark yiyebiliyor. 20 sayı fark yiyebiliyor. Bir diğer maç Brisbane maçı. Bu en rezaleti zaten. Yani böyle bir şey olamaz. Tabii ki de evet. 42-48 ilk yarı biten maç, 93-86 bitiyor. Ve 2'den 1 4 oran geliyor. 1.5-2.5 handikaptan her zamanki taktik. Yine aynı şekilde Illawarra maçı. Hemen gösteriyorum. İlk yarı 38-50'den. 38-50'den. Böyle bir şey yok yani. Harbiden böyle bir şey yok. 81-77 bitiyor. Yine 1.5-2.5 handikap. Yine 4 oran. Yani Perth Glory. Yani şunu biz siz de bulabilirsiniz. Maçkoli'ye gidip ya da sahadan.com'a gidip şu 3 Perth Glory yazıp şu son 3 maçı görebilirsiniz. Bu ve bunun gibi maçları her zaman görmemiz mümkün. Niye? Abicim, eğer iddia, bakın altını çiziyorum. Eğer iddia kulüpler üzerinden ticaret yapıyorsa ve kulüpler bunu biliyorsa anlaşma vardır. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Ben bir işletmeyim. Farz edin ki ben Nike mağazasının müdürüyüm. Benim Nike mağazamın, benim ürünlerimin reklamını benim izin olmadan hiç kimse kullanamaz. Örnek veriyorum, Acun Medya. Acun Medya'nın videolarını, yeteneksizsiniz videolarını sen, tamam mı? Telif hakkı diye bir olay var. O telif hakkı ihlalini yaparsan kendi sitende paylaşamazsın. Acun Medya buna bir dava açarsa senin 7 jetini satın alabilir. Yani demem o ki,
madem telif hakkı var, madem bu kadar kural var, nasıl oluyor da şikayetler oluyor? Al, buyurun göstereyim ben size. İddia göz yumuyor. Yani bu handikaplardan bu oyuncuların haberi var. Hocalarının haberi var. Ondan sonra kulüp yönetiminin taraftarları ne kadar herkes bunun, bu maçın üzerinden bir bahis yapıldığını herkes biliyor. Yani ne kadar miktarda para basıldığını, ne kadar bir düzenek oluştuğunu herkes görüyor yani. Ve ben size şöyle bir örnek vereceğim. Abicim, iddia bu kadar geniş kapsamlı bir şans oyunu ise sizce, örnek veriyorum, sigara. Sigara cihazları var ya, küçük bir örnek olacak. Birçoğunda saçma gelecek ama gerçekten böyle. Kuru yemişlerin önünde o sigara cihazları var ya, basıyorsun 999, 5-6 tane rakam şey yapıyorsun, denk gelirse. Bunun ayarı var mı? Var. Nasıl var kardeşim? Adamlar içindeki manyetiğe öyle bir beyin koyuyorlar ki sende olmayan beyin orada var. Gelmiyor, o sigara düşmüyor. Düşmesi için belki 150 kere oynaman lazım. Anladın mı? 150 kere oynadıktan sonra bir kere gelir. Bunu onlar ayarlayabiliyor. Yani bu da şansa kalmıyor artık. İşin ucuna para olduktan sonra emin olun siyasette de, bu lafı unutmayın, dinde de, iddiada da şike olabiliyor. Çünkü işin ucunda para var. Para varsa uzaktan oturup şu şekilde izleyin. Ben size en güzel örnekleri verdim. Bu video belki de şu anda YouTube'un en doğal videolarından biri olacak. Ben bunu şimdi yüklüyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları çekmeye de atmaya devam edeceğim. Bana sorusu olan varsa Instagram hesabım Atakan Can'la online olan hesabı ekleyip bana ulaşabilirler. Zaten bu videonun altına açıklama olarak bırakacağım. Takipte kalan Atakan Can VIP farkını göstermeye devam ediyor. Görüşürüz.